Merhaba arkadaşlar, C#, DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız Kafe Otomasyonu serimizin 69. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde admin mi metodunda değişiklik yapacağız. Önce arkadaşlar kullanıcı yetki klasını açıyoruz. Şimdi değişikliği şundan dolayı yapacağız. Normalde biz burada iki parametre gönderiyoruz. Bir tanesi işte kafe kontekst. Diğeri de dinamik türünde bir parametre. Bu buton, text, grid yani her şey olabilir. Ancak bir parametre. Bazı durumlarda birden fazla parametre girme ihtiyacı hissedebiliriz. Ya da bu metodu birkaç defa üst üste kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Tabii bu pek sağlıklı bir yol değil. Biz normalde bunu menülerde kullandık. Şimdi menüler için kişi eğer admin değilse, şurada hemen gösterelim. Kaydetme ve silme butonlarını görmesin ya da kaydetme ve silme butonlarına müdahale etmesin dedik. Yani bu şekilde eğer burada örneğin çok fazla sayıda buton varsa hepsi için tek tek metodu yazmamız gerekecek. Bunun yerine şöyle daha dinamik bir yapı kullanabiliriz. Yani burada bir metot kullanarak gerektiğinde bir parametre, gerektiğinde birden fazla parametre 2, 3, 4 yani bu kullanıcının isteğine bağlı olarak değişsin. Böyle bir yapı oluşturabilmek için de arkadaşlar params diye bir kullanım var. Bunu kullandığımız zaman istediğimiz kadar veya hiç kullanmayabiliriz. İstediğimiz kadar parametre ekleyebiliyoruz. Tabii bu şu şekilde dizi şeklinde olacak. Evet, bundan sonra bu işlemden sonra arkadaşlar şimdi şuralar değişmiyor zaten. Admin kontrol is admin ise yani kişi admin ise veya değilse. Şimdi bunu da şu şekilde yapacağız. Burada biz parametre olarak kaç tane gönderdiysek örneğin 3 tane buton gönderdik, bir tane text gönderdik diyelim. Toplamda 4 tane. Şimdi bunun sayısı kadar for döngüsünü yani toplamda for döngüsünü 4 defa döndürmemiz gerekiyor. Yani kullandığımız parametre kadar döndüreceğiz. Dolayısıyla for diyorum ve tab tuşuna basıyorum. Buna da objemiz nokta uzunluk arkadaşlar length diyoruz. Ve ardından şu objeden sonra köşeli parantezlerimizi açıyoruz ve i diyorum kaç taneyiz. Yine aynı şekilde hatta şunu şöyle kopyalıyorum. Sadece false yapacağım. Şurayı false yapıyorum. Evet, bu şekilde paramsın kullanımını da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi menülerde çağırdığımız zaman şunu kaldırıyoruz. Bunun yerine btn sil yazdığımız zaman tek bir kod satırıyla işlemimizi halledebiliyoruz. Dediğim gibi diğer şekilde de kullanabilirdik. Metodu birden fazla kez çağırabilirdik. Ama bu pek sağlıklı bir yol değil. Evet, artık nerelerde kullanacaksanız arkadaşlar projenize uygun bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben kullanıcılarda da bunu kullanmak istiyorum. Listele dedikten sonra neydi? Kullanıcı yetki nokta admin mi? Konteksti gönderiyoruz. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi parametre göndermeyebilirim konteksten sonra. Virgül. Neyimiz var? Hemen bakalım. Kaydet. Yapamazsın. Btn. Güncelle. Yapamazsın. İstediğim kadar bu şekilde parametre gönderebiliyorum arkadaşlar. Btn yeni roller mesela aynı şekilde olmasın. Bir de arkadaşlar farklı olarak grid kontrolü de bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Evet. İsterseniz bir denemesini yapalım. Mesela admin olmayan user 2 herhalde admin değildi. Bir bakalım. Tabii önce SQL Server'ı bir açalım. Evet, bu şekilde istediğimiz kadar parametre gönderebiliyoruz. User 2. Kullanıcıları göremiyor ancak. Kullanıcıları görmesini sağlayalım. Rollere geçiyorum. User 2 için 5 olması lazım sanırım. Kullanıcılar bunu 1 yapıyorum. Tekrardan başlatıyorum programı. Şimdi bu haliyle bir bakalım. Bu arada hemen kullanıcılara da bakalım. Tamam, admin değil bu. Giriş yap. Evet, kullanıcıları şu anda görüyor. Ancak arkadaşlar buradaki butonlara müdahale edemiyor. Aynı şekilde şu grid'e de müdahale edemiyor. Hepsinin enabled özelliği false olarak görünüyor. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.